Halit Elif Baş 1,5 ay öncesinden Mustafa Reşit Akçay'ın ikinci yarının üçüncü veya dördüncü haftasında istifa edeceğini söylemişti. Ben hemen Halit'e merhaba demek istiyorum. Halit günaydın, hoş geldin. Günaydın Ömer, iyi programlar diliyorum. Teşekkürler. Mustafa Reşit Akçay'la Trabzonspor'un yolları dün ayrıldı. Senin için aslında çok sürpriz olmadı Sürpriz diye tahmin olmadı, ediyorum. evet. Çünkü bundan 1,5 ay önce belki de spor basınında ilk kez Mustafa Reşit Akçay'ın istifa edeceğini söyleyen isimdin. Yorumlarını alacağım ama dilersen bununla ilgili veterimiz var. Senin söylediğin sözler var. Tamam. Bunları hemen izleyicilerimize paylaşalım. Ardından yorumlarını almaya devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, Halit Elif Baş'ın 29 Aralık 2013 günü yaptığı açıklamalar ekranlarınıza geliyor. Şimdi Mustafa Hoca akıllı bir hoca. Yani şu anda baktığın zaman da Trabzonspor'un durumu çok öyle Yani bırakmak işte istediği zaman da istediği çok çok önemli, çok önemli bir doğru. zaman. Çünkü şu anda baktığın zaman ligde kötü bir durumda değil bir kere. Yani ikinci ile arasındaki puan farkının 6 olduğu ve Avrupa kupalarında gruptan ilk defa katıldığı gruptan çıkıp Juventus'la eşleştiğiniz bu durumda Lider olarak. hoca lider olarak çıktığınız bir grupta hoca olarak iyisinizdir. Bu iyi durumda bırakıp gitmek istedi aslında Mustafa Hoca. Çünkü ikinci yarıda bu testi çatlamıştır. Su kaçırıyor şu anda. Yani Mustafa Hoca yine bir yerde bırakılmak zorunda kalacak. Bıraktırılmak zorunda kalacak yani. Evet Halit, 1,5 ay önceden 29 Aralık 2013 günü bu su tesisi çatlamıştır. Su almaya devam edecek ve Mustafa Akçay hocamız yakın zamanda istifa eder dedin ve söylediklerini gerçekleşti. Evet Ömer, yani şimdi Trabzonspor'un içinde bulunduruma baktığımız zaman Mustafa Hoca Antalya'yı 2-1 yendikleri maçın hemen ardından istifasını aslında yönetime vermişti. Yönetim de bu istifa. Yönetim derken tek kişilik yönetim. Yani Başkan Hacı Osmanoğlu o istifa kararının hemen ardından Mustafa Hoca'yla tesislerde bir toplantı yaptı ve transfer sözü verdi. Aslında Mustafa Hoca'nın transferinin altında yatan en büyük neden, istifasının altında yatan en büyük neden takımın dar kapasitesi ve bu takıma takviye yapılmayacak olmasıydı. Mustafa Hoca bunu çok iyi biliyordu. Fakat başkan Trabzon taraftarına vermiş olduğu vaatlerin aynısını hocaya da verdi ve hoca da bu vaatleri alaraktan tekrar takıma devam etme kararı aldı. Fakat ne demiştik o zaman? Ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek ve Trabzonspor eğer bu takıma takviye yapmazsa işi çok zor olduğunu söylemiştik ki görüyorsunuz Rize maçı, Beşiktaş maçı ve ardından Akhisar maçı kaybedilen 1-7 puan var. Mustafa Hoca da bunun sinyallerini zaten Akhisar maçının içerisinde kurmuş olduğu kadro ve oyuncu değişiklikleriyle bunun mesajlarını verdi. Benim elimdeki kadro bu, kapasite bu, futbolcuların oyun anlayışı bu. Ve yani şunu söylemek istiyorum, Mustafa Hoca gerçekten adam gibi gelmiştir, adam gibi de gitmiştir. Yani bunu yönetimin de yapması lazım, bunu Hacı Osman'ın da yapması lazım. Evet geldiniz, bir çeşitli vaatler verdiniz, bir takım ayak oyunlarını yaptınız. Fakat başarısız olduğunuz burada apaçık aşikardır. Ve Mustafa Hoca'nın göstermiş olduğu delikanlılığı asıl şimdi Başkan Hacı Osman'ın göstermesi gerekiyor. Tribünlerden yükselen Akça istifa seslerine Mustafa Hoca kulak vermiştir ve Trabzonspor'da görev bırakmıştır. Bu sese Başkan Hacı Osman'ın da kulak vermesi gerekir ve taraftarın istemiş olduğu yönetim istifa Hacı Osman'ın yeter seslerine kulak verip Hacı Osman'ın da bir an önce Trabzonspor camiasını seviyorsa erken seçim kararı alması gerekir ve genel kurula gitmesi gerekir. Hacı Osman'ın bunu yapabilecek irade var mı? Bunu yapabilecek bir basiret var mı? Şu an gördüğüm kadarıyla Hacı Osmanoğlu kafasını kuma gömmüş deve kuşu gibi. Yani hiçbir açıklama gelmiyor. Yani teknik direktörünüzün karşılıklı olarak feş ediyorsunuz. Sizin tarafınızdan yapılan bir açıklama yok. Bak Sebahattin Çakıroğlu dün çıktı. Çok güzel açıklamalar yaptı. Yani burada günah keçisi Mustafa Hoca değildir diyor. Burada gitmesi gereken Hacı Osmanoğlu diyor. Çünkü bu işlerin yanlış yapan, bu işlerin sorumlusu Başkan Hacı Osmanoğlu'dur diyor. Yani Mustafa Akçay'ın istifasını dahi diyor, biz diyor basından öğreniyoruz diyor. Düşünün ki yönetimde diyor nasıl bir tek kişilik var diyor. O yüzden yani burada Mustafa Hoca'nın gitmesi Trabzonspor'daki sorunların bitmesi anlamına gelmiyor. Bunu Trabzon camiası, Trabzon taraftarı çok iyi biliyor ki Mustafa Hoca'nın gitmesiyle bu sorunlar bitmeyecek. Buradaki en büyük sorun tek kişilik kadronun yani başkanın istifa etmesidir. O yüzden de ben bir an önce hiç vakit kaybetmeden Hacı Osmanoğlu'nu çıkıp bu işi beceremedik. Elimizi ayağımıza bulaştırdık deyip istifa etmesidir. Trabzonspor ve camiasını seviyorsa. Mustafa Reşit Akçay ile birlikte Trabzonspor'da İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde istifa eden ya da gönderilen 8. isim oldu Mustafa evet. Reşit Akçay. 4 yönetici
aralarında Serhat Çakıroğlu'nun da bulunduğu isim, dört isim yönetimden ayrılmıştı. Bunun dışında Ünal Karaman'la biliyorsunuz. Alper Boğuş'tu kaleci antrenörü. Ve Fatih Tekke, Türk spor tarihinin en kısa süreli görev alan 24 saat bile olmadan Fatih Tekke'yle yollarını ayırmıştı. Ve dün de Mustafa Reşit Akçay. Yani şunu demek istiyorum. Kısa süredir Trabzonspor başında Sayın Hacı Osmanoğlu. Eğer kısa süre içerisinde 8 kişiyle birlikte istifa ederek veya sizden ayrılarak çalışamıyorsanız demek ki 8 kişinin 8'i birden suçlu olacak. Sorunun kaynağı belli. Sorunun kaynağı burada. Temin söylemiş olduğum gibi Hacı Osmanoğlu'nun yönetim anlayışı. Tabii bundan çok kişi rahatsız oldu Ömer. Trabzon'da yapılan anketlerde baktığınız zaman seyircinin maça niye gelmediği için bir anket yapıldı. Ve bir numarada kulübün siyasetin içine bulaştırıldığı, kulübün içine iliklerine kadar siyasetin işlediği yorumu çıktı. Yani kötü futbolu bırakın, transferi bırakın. Bir numarada neden? Hacı Osmanoğlu'nun kulübün içine siyaseti bulaştırması çıktı. Ve bu istifalar ve ayrılmanın en büyük nedenleri de Hacı Osmanoğlu'nun sergilemiş olduğu bu tutumdur. Ve Trabzon camiası da bundan çok rahatsızdır. Ama ben zannediyorum ki bu baskı altında Hacı Osmanoğlu daha fazla devam edemeyecek ve çok kısa bir sürede seçim kararı alacaktır. Ve bunu da yapması gerekir. Mustafa Reşit Akçay'ın ardından birçok isim gündeme geldi. Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Halil Özdiç, Yılmaz Vural, hatta Saad Tekeloğlu'nun bile ismi geçti. Sen de dün istifa haberinden hemen sonra konuştuğumuzda Halil Özdiç gelir diye bir tahmin olmuştu. Halil Özdiç isimlerin perde arkasında konuşulduğu söyleniyor. Fakat dün akşam yaptığımız bazı araştırmalarda Hami Hoca'yla takıma devam edilebilir. Yani yönetim Hami Hoca'yla bu süreci idare etmeye çalışacak. Çünkü bu saatten sonra hangi hoca gelirse gelsin Trabzonspor'da ben çok bir şey değiştireceğini tahmin etmiyorum. Çünkü bunu yapsaydı zaten Mustafa Hoca zaten yapardı. Yani elindeki kadro kalitesi ve futbolcuların kapasitesine baktığın zaman da Mustafa Hoca zaten bunu en iyi şekilde Avrupa Kupası'nda gösterdi. Zaten bu takımda bir umut olsaydı Mustafa Hoca bunu sonuna kadar sürdürürdü. Ya bu saatten sonra Trabzonspor için yapılacak en mantıklı olay Hami Hoca ile beraber yola devam edilmesi. Çünkü Hami Hoca biliyorsun Mustafa Hoca ile beraber yola devam etti. Ve takımın içini, takımın oyun düzenini şu an en iyi o biliyor. Yani dışarıdan gelecek olan birisinin şu an elinde sihirli değneği yok ki Trabzonspor'u değiştirsin. Belki yabancı bir antrenörün. Kesinlikle. Çünkü takımı tanıması, bir de transfer yapamayacak şu anda. Öyle bir şansı da yok. Bir de 10 gün sonra Juventus maçı var Trabzonspor. Tabii çok önemli. Kritik bir dönüm noktasına girdi aslında Trabzonspor. Burada bence yapılması gereken en mantıklı olay sezon sonuna kadar Hami Hoca ile yola devam edilmesi. Tabii ondan sonraki süreçte Trabzon yönetimindeki durum ne olur? Trabzon yönetimine kimler gelir? Veya aynı yönetim devam eder mi? Ondan sonraki süreç daha farklı bir boyut kazanacaktır. Ama dediğim gibi eğer Trabzonspor'un iyiliğini istiyorlarsa şu an bence Hami Hoca'ya yol devretmek zorunda yönetim. Dün Şenol Güneş de bir ön görüşmeleri olmuş. Benim aldığım yani Şenol Hoca şu an gelse zaten kabul etmemiş zaten. Zaten yani başarısız bir şekilde ayrıldı zaten gördük. Yani Şenol Hoca'nın da çok bir katkı yapacağını ben tahmin etmiyorum. O yüzden dediğim gibi en mantıklı yol ve tek yol vardır burada. Hami Hoca'ya yol devam etmek.